İrem Cengiz'de Popcorn'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine sizi çocukluğunuza götürüyorum. En çok izlenen dizilerinden Selena'nın en tatlı, en küçük karakteri geliyor bugün. Nazlı, Dilara Kurtulmuş gelsin. Hoş geldin Dilara. Hoş buldum. Seni görmek çok güzel burada. İyi ki geldin. Teşekkür Nasılsın? ederim. İyiyim, sağ ol sen. İyiyim ben de, çok iyiyim. İnsanlar seni çok merak ediyorlar. Uzun zamandır ekranlarda değilsin. Ben de çok istedim seni konuk etmeyi, sen de kırmadın geldin. Şimdi böyle en baştan başlamak istiyorum senin oyunculuk hayatından. Avusturya doğumlusun. Evet, Nereden Avusturya'dayım. anne baba? Aslında normalde onlar göçmen ama işte bir iş dolayısıyla oraya gittiler, yerleştiler. Ben de orada doğdum. Çok küçük yaşta başladın, reklamlarla başladın Evet, sanırım. reklam. Nasıl oldu? Böyle aile sanırım biraz. Aslında benim ailemin hiç böyle bir şeyle alakası yoktu. Bir gün böyle kafeye gitmiştik. O zamanlarda gerçekten kendimce söylemiyorum. Bayağı böyle şey sarışın mavi gözlü ve benim gözlerim küçükken daha böyle büyüktü. Kocamandı yani. Çok dikkat çekiyordu. Bir kafede böyle bir tane yapımcı görmüş beni, demiş ki aha işte çok tatlı kız falan. Bu benim kartım, hani ajansıma yazdırın. Sonra bizimkiler tabii hani yeni gelmişler Türkiye'ye ve güvenememişler falan. Ondan sonra demişler hani başka bir ajansa mı yazdırırım? Öyle normal herhangi bir figürasyon ajansına yazdırıyorlar beni. Sonrasında bir tane Zeki Alasya'nın dizisine gidiyorum orada hani. Zeki Alasya'nın hatta böyle omzunda falan hani o dizideyken. Böyle figürasyonluk da ama aslında hani öyle büyük bir şey değildi. Sonra Zeki Alasya falan da demiş annemler hani kız çok tatlı, bunu burada böyle figürasyonluk ajansına göndermeyin. Alın şu kartı, benim gönderdiğimi söyleyin, buraya gidin demiş. Zaten ondan sonra Daha açıldı kapılar. reklamlardır, Beni kaçırmadılar aslında mı onlar sayesinde yani şey olmaz. Oraya gitmeseydim, şey olmasaydı belki hiç böyle şeyler olmayacaktı. Yani onlara teşekkür Bir etmek sürü lazım. projede yer aldın ama seni insanların en çok tanıdığı proje tabii ki Selena oldu. Çok da uzun zaman devam etti. Şu an Evet. hala ekranlarda var Selena. Yayınlanıyor televizyonda. Evet, İzliyor yayınlıyorum. musun bu Ya arada? arada karşıma çıkıyor, zaten takipçilerim sağ olsunlar. Sürekli bana çekip atıyorlar, izlediklerini hala izliyorlar. Öyle yani. Selena'da 8 yaşındaydın sanırım 8 yaşındayım. başladığında. O nasıl Evet. oldu? Ondan önce de var tabii oyunculuk. Yani Bir Dilim Aşk'la başladım aslında. İlk dizim benim Bir Dilim Aşk'tı. Hatta pardon, onun öncesinde Hayat Bilgisi'nde bir bölüm oynamış olabilirim, hatırlar mısın Evet, bilmiyorum. Hayat Bilgisi de vardı. İşte sonrasında Bir Dilim Aşk oldu. Bir Dilim Aşk'tan sonra aniden böyle ulaşmaya çalışmışlar falan, işte görmüşler beni Bir Dilim Aşk'ta. Demişler bu kızı istiyoruz, hani Nazlı bu kız olmalı. Direkt beni zaten bir şekilde buluyorlar ve Selena da öyle başlamış oluyor benim Nasıl geçiyordu? hatırlıyorum. Selena şimdi çok sağlam oyuncularla beraber oynadığın bir dizi yani. Kastı çok iyi. Bir sürü yetenekli oyuncu var. Kayhan Yıldızoğlu gibi bir oyuncu Evet. var. Nasıldı o zamanlar? Anlat bize birazcık. Çok Yani merak o ediyorum. zamanlar setin en ufağı ben olduğum için böyle şey, hani ben ne dersem şunu alabilir miyiz, alabiliriz, şunu alabilir miyiz, alabiliriz, hani Prenses. prenses, setin prensesiydim yani. Benim için çok büyük bir deneyim gerçekten. Hayatımı yani şuradan alıp şuraya koyduğu bir dizi diyebilirim. Onlarla çalışmak zaten ayrı bir şey. Sinem Kobal olsun, işte Kayan abi olsun, yani çok farklılar. Böyle yani çok Zevkli zevkliydi gerçekten, hani ben okula gitmek istemiyordum, sete gitmek istiyordum. İşte bazen beni okuldan alıyorlardı, işte saat sayıyordum, işte ne zaman gideceğim acaba, ne zaman gelecekler de sete gideceğim geçiyordur. diye. Zaten sette sabah alıyorduk falan, hepsiyle bir aile gibi olmuştuk. O yüzden benim için çok şey olmadı yani, hani zorlanmadım da. Sevdiğim için aslında zorlanmıyorum, bu işte biraz sevmek lazım. Evet. Öyle. Peki rolün gereği şimdi hani orada bir güce sahiptin. Nazlı Evet. koşuyordu bildiğim kadarıyla. O nasıl bir şeydi senin için? Yani Hoşuna çocuk olduğun gidiyordur için, evet, muhakkak. çocuk olduğun için zaten hani böyle bir eğlence olsun, o olsun, bu olsun, her şeyi yapmak çok güzel orada. Ve orada şeydi özelliği, 7 yaşında mıydım, 8 yaşında mıydım, neydim? O yüzden 8 saniye koşabiliyordum. Şu an 20 yaşındayım ve 20 saniye koşabilirim mesela. Böyle işte. Süper. Yani o zamanlar eğleniyorduk tabii, hani böyle bir şeyin olmasa da. Yani gerçekten bunları yapabiliyor olmak güzeldi. Evet, oyuncularla görüşüyor musun peki Görüşüyoruz, Selena'dan? hepsiyle Kimlerle görüşüyorum. görüşüyorsun? Şeyle görüşüyorum. Ceren, Gizem. Gizem, Ceren, Tilla annem hepsi birbirinin. Gizem'le görüşüyoruz, işte Kıvılcım'la görüşüyoruz, onun arkadaşlarıyla. Gökhan abiyle zaten görüşüyoruz. Böyle. 3 yıl kadar devam etti bildiğim 3 yıl, 3 kadarıyla. yıl. Hani tekrardan toplanmayı düşündü mü ekip, böyle bir proje oldu mu?
Böyle bir söylenti, ben yönetmenimizi bir kere ziyarete gitmiştim. İşte ne yapsak, tekrar mı başlasak demişti. Dedim yani siz bilirsiniz, hani olabilir falan. Sonra galiba hani hiçbir daha öyle bir konu açılmadı. Hı-hı. Ama toplansa neden olmasın yani. Anladım. Var mı böyle teklifler, yeni projeler? Oluyor arada. İşte menajerim sağ olsun getiriyorlar böyle projeler vesaire. Ve sonrasında bazen uymuyor, bazen şey oluyor, onlara uymayabiliyor, bana uymayabiliyor, şehir dışı olabiliyor. Peki reklam mı, hani daha çok yine böyle televizyonla alakalı bir şeyler? Televizyonla alakalı. Reklam, yani hani reklam da olabiliyor ama işte hani bana uymayabiliyor. Öyle sıkıntılar oluyor ama tercih tabii ki direkt dizi yani. Aynen. En son 2015 yılında gördü seni, evet, izleyiciler ekranlarda. Biz Dilara ile de konuştuk. Daha önce de YouTube'da da böyle bir programa konuk olmadığını söyledi. Evet, hiç olmadım. İlk. Onun için evet, teşekkür ediyorum özellikle. Seni gerçekten çok merak ediyorlar ve böyle yoğun da bir talep var görmeye dair. Hani bir sinema projesi olur, artık ne olur senin de kafanda bilmiyorum. Çevrenden nasıl tepkiler alıyorsun? Mesela öğrencilik hayatın, şimdi senin setlerde geçen bir insan, nasıldı o zamanlar senin için? Zor muydu? Hani insanlar seni sürekli tanıyorlar, biliyorlar. Evet. Yani ilk Selena zamanlarında gerçekten çok sıkıntılı geçiyordu okulda. Hani Nazlı falan. Nazlı, sen Nazlısın, olsun olsun musun? Yani mesela bunu anlatayım. Yani bir kere yolda yürüyorum ama artık gerçekten hani ufağım zaten, ama o kadar çok ilgi bir zaman sonra hani yetebiliyordu ufak olduğum için. Selena'nın olduğu zamandan bahsediyorum. Hı hı. Bir tane kadın işte şey takmışız falan, böyle yapıyor. Tanınmamak için mi yaptım? Abla yani bırak da şapkamı da takayım ya yani. Yani tanınmamak için değil aslında, ama hani bir zaman sonra insanın bir özeli olabiliyor. İnsanlar, hı hı, görmesini isteyebiliyor. Peki sen kendini nasıl tanımlarsın? Biz hep seni ekranlarda, dizilerde hani küçük Dilara'yı gördük. Sen şu anki döneminde kendini nasıl tanımlarsın? Kendimi görsem mi? Evet, yani ya da kendi kişiliğini nasıl tanıtırsın? Ben nasıl tanıtırım? Neler geçti yıllardan bu yana, olgunlaştığın üniversite hayatı? Ya aslında benim çok olgun bir kişiliğim yok. Ben çok böyle neşeli bir insanım. Hani böyle, evet, bu belli oluyor. Evet, hiperaktif bir insanım. Hani hiçbir zaman ben olgunum diyemem. Tabii ki bu yaşta hani olabilecek bir şey, ama bunu da tabii ki kaybetmek istemem. Hani bu olgunluğumu. Bu dizinin bana kattığı çok şey var. Hani yaşam standartları olarak, hani bir de insanları daha çok tanıyabiliyorsun. Sana nasıl yaklaştıklarını vesaire. Hı-hı. Bu benim için aslında çok iyi bir şey, hani durum. O yüzden mutluyum yani bu konuda, ama kendimi mesela dışarıdan görsen çok tatlı bir kızdır. Güzel, bunu söylemek bence çok güzel. Ben hiperaktif bir kızım en azından. Hani cana yakınım, hiç kimseye böyle yeni tanıdığım insan asla soğuk yapan bir insan değilim. Yo, onu değilim. Fark ettim. Biz daha sen ilk geldiğinde zaten bugün tanıştık. O enerjiyi karşı tarafa geçiriyorsun. Bu çok güzel bir şey. Senin için de bir avantaj bence. Bundan sonraki mesela projelerde kendini gördüğün nokta nedir? Hani çocuktun, daha çok komedi tarzı şeylerde de yer aldın. Nasıl rolleri kendine yakıştırıyorsun mesela? Ben nasıl rolleri kendime yakıştırıyorum? Selena'da çok ağlamaklı sahnelerimiz oluyordu. Ve o yaşta bunu gerçekten iyi başarabildiğimi düşünüyorum. Yani bir 8 yaşında bir çocuğun ağla dediğinde gerçekten onu hissederek ağlaması, yani güzel bir şeydi. Ve ben şu an hani biraz dram şeylerini çok seviyorum bu aralar dizide. Gerçekten bir dramın bir oyuncuyu gösterdiğini düşünüyorum. Hani öyle bir rol isterdim yani hani kendimde. Peki bu bir dezavantaj mı sence? Bu kadar küçük zamanlarında hani bir sürü yoğun projelerde yer alıp bu kadar ara vermek sonrasında? Ya aslında bir yandan dezavantaj, bir yandan avantaj. Mesela sürekli bu süreçte olsaydım aslında hiç hayatımı yaşayamamış olabilecektim. Çünkü ben Selena zamanında doğru düzgün okula gidemiyordum, arkadaşlarımla çok görüşemiyordum, edemiyordum. En azından arkadaş edindim bu süreçte. Hani insanlarla tanışabildim, insanları tanıyabildim. Ama mesela setlerde olmamak ve hani unutulma derecesine gitmek, o ayrı bir konu. O dezavantaja işte dönüşüyor o sırada. Yani bir avantajı var, işte bir dezavantajı var. Yani ikisindeyim şu an, aradayım ben. Peki küçük yaşta bir çocuk, şimdi çok görüyoruz ekranlarda da küçük yaşta oyuncular. Nasıl sence doğru bir yaklaşım mı? Hani aileler mesela bir ajansa yazdırıyorlar çocukları ve çocuğun kariyerini biraz onlar belirlemiş oluyorlar. Ya biraz istemek lazım. Gerçekten istemek lazım. Hani bir çocuğa işte herkes oyuncu, işte hani biraz da para gözüyle bakan bir sürü insan var ve işte hadi biraz para kazansın, işte benim çocuğum da televizyonda çıksın diye götürdüklerini o çocuk istemeyebiliyor yani. Bir fotoğraf çekiminde çocuk zorlu fotoğraf çekilebiliyor. Bu aslında çok kötü bir şey bir çocuk için. Psikolojik olarak da kötü bir şey. Evet.
Yani öyle biraz şey yok, ben mesela hiperaktif bir tip olduğum için gerçekten hani Dilara hadi fotoğrafını çekelim dedikleri ben hani böyle hemen poz veren tiplerdendim. O yüzden hani benim için öyle bir sıkıntı olmadı. Zaten ailem her şeyde. Dilara ister misin? Dilara ister misin? Selena ilk geldiğinde ben okudum senaryoyu, yani 8 yaşında çocuk senaryo okuyor ve ben dedim ki ben bunu oynamak istiyorum, sihirler var dedim, şöyle var böyle var. Yani istemiştim yani, biraz istemek lazım gerçekten. Peki o zamanlar şey oluyor muydu böyle hani sana şimdi bir güç verilmiş. Ya olmasaydı hani başka olsaydı keşke sihir yapabilseydim falan böyle. Yani şey isterim hani böyle ekstra böyle bir şey yapayım. Ama yine de hızlı koşmak bana şey yapıyor. Mesela beni Flash'a benzeten bir sürü insan var. Teşekkür ederim. Selena gibi bir dizi, yani o tarz yine o oyuncularla böyle bir proje olursa katılmak istersin isterim, o zaman isterim. Anladığım kadarıyla. Mesela Sihirli Annem de geri döndü daha sonradan, yıllar sonra. Hani ben de o açıdan sordum. Belki de hani vardır böyle bir Selena'da hiç böyle bir şey girişmediler. Hani insanlar hala bekliyor. İşte yeniden başlasın, şu olsun, bu olsun. Eski heyecanı yakalarlar mı bilemiyorum. Ama işte aynı yüzleri görmek açısından böyle bir şey neden olmasın? Evet. Neden olmasın? Ya da farklı yani o tarz bir konseptte. Evet. Olabilir tabii, neden olmasın. Peki oyunculuk dışında yani oyunculuk olmasaydı senin baştan beri hayatında sen nasıl bir seçim yapardın? Çok zor. Ben bunu soruyorum genelde böyle. Yani ne yapardım? Hiç hayatıma oyunculuk girmemiş olsaydı yine moda okurdum. Yine moda mı okurdum? Gerçekten, çünkü baba mesleği. Hani aynen. Baban ne yapıyorsa bir insan hani aa işte bak babam bunu yapıyor, şey yapıyor. Benim küçüklüğümden benim zaten bu giyime ona buna merakım vardı. O yüzden de yine moda okurdum kesin. Çünkü lisede başka bir şey okuyordum. Ve staja gittiğimde ben ki ben asla bu bölüme layık değilim dedim. Ben burada okuyamam, ben burada duramam. Ve sonra zaten direkt modayı seçtim. Şu an çok rahat. Güzel ya, sevdiğin mesleği yapıyorsun. Evet. O gerçekten çok güzel bir şey. Peki sen neler söylemek istersin? Seni uzun zamandır görmüyorlar ekrandaki. İzleyicilerin özlüyorlar, görmek istiyorlar. Onlara bir şeyler söyle buradan. Hazır seni yakaladık. Bir şeyler söyle. Yani inşallah yakında beni görürsünüz. Ben de gerçekten hepinizi çok özledim ve çok destekleyen, çok mesaj atan, çok seven insan var. Ben gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum ve ben hepsini çok seviyorum. Buradan kocaman öpeyim hepsini. Çünkü DM'lere cevap vermeyince kızan bir sürü insan var ama hangi birine gerçekten bana da anlayış gösterin. Evet, belki Selena'dan başka oyuncuları da beraber ağırlarız. Seninle birlikte güzel olur böyle, evet. Çünkü dediğim gibi görmek istiyor izleyicilerimiz. Ben çok mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbet oldu seninle beraber. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hepiniz. Evet, bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz videoyu lütfen beğenin. Yorum bırakın aşağıya. Dilara da okuyacak yorumlarınızı. Okuyacağım bence gerçekten. Bence okur yani. Evet, o da merak ediyordur izlenimlerinizi. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen aşağıda. Sizleri çok öpüyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz.